Bugün size bir hazine sandığından sesleniyoruz. Çok önemli bir yer. Gülhane Parkı'nın, İstanbul'da Gülhane Parkı'nın tam ortasında yer alan Fuat Sezgin Kütüphanesi'nin müdürü sevgili Mehdi Yenidoğan'la beraberiz. Bizi bu mekanda ağırladığı için kendisine ve ekibine çok teşekkür ediyoruz. Burası ömrünü İslam bilim araştırmalarına adamış, dünyanın en çalışkan, en üretken bilim insanlarından birisi olan Fuat Sezgin'in mirasının önemli bir kısmının bulunduğu bir yer. Ve dolayısıyla bugün biraz burayı turlayıp hani video imkanlarının, internet imkanlarının el verdiğince, süremizin el verdiğince size biraz Fuat Sezgin'den bahsetmek, ölüm yıldönümü vesilesi onu bir yad etmek ve şu büyük mirasın hani hakkını veremesek de onu şöyle bir hatırlamak ve gündem yapmak konusunda bir buluşma yapalım dedik. Bizi tekrar kabul ettikleri için bütün müze ekibine ve kütüphane ekibine çok teşekkür ediyoruz. Mehdi'ciğim hoş geldin. Merhaba. Biz hoş geldik daha doğrusu. Bizi ağırladığınız için çok teşekkür ediyoruz. Öncelikle keyifler iyi mi? Her şey güzel mi? Harika. Bu tabii pandemi süreci ve atlatmaya çalışıyoruz. Dediğiniz gibi uzun süredir planladığımız bir şey çok şükür gerçekleştiriyoruz, hayata geçiriyoruz ve uzun soluklu bir şey olmasını temenni ediyorum ben. İnşallah. İlerleyen günlerde, ilerleyen zaman dilimlerinde bu projelerin devamını sağlamak. Çok güzel özetlediniz hocam. Bu arada de ifade edeyim. Bu buluşmamızın altında özellikle Bilim Ofisi Kulübü'nün çalışmaları, özellikle Elif Kevser'in Kıbrıs'taki şubemizin müdürü diyelim. Elif Kevser Aran'ın katkıları çok büyük. Kendisine tekrar buradan bu yayın vesilesiyle teşekkür ediyoruz. Bizi tanıştırdı ve bu güzel hadiseye de vesile oldu. Bilim Ofisi Kulübü belki biliyorsunuz ve bilmeyenler için söyleyeyim. Üniversitelerde kurduğumuz bir kulüp zinciri. Şu anda birçok üniversitemizde var ve yayılmaya devam ediyor. Amacımız bilim anlatıcıları yetiştirmek ve bilim anlatısı ya bilimi halka ulaştırmak için parlak yöntemler üretebilecek anlatıcılık, yaygıcılık ve hayal gücü geniş arkadaşları bir merkezde toplamayı amaçladığımız oldukça eğlenceli bir kulüp marifeti. Mehdi hocam şimdi Fuat Sezgin'i böyle anekdotal olarak herhalde bilmeyen yoktur. Yani meşhur birisi ama çoğu kişi ne yaptığını bilmiyor. Ve burada bir kütüphane var mesela. Bu kütüphane ben Fuat Sezgin'den haberdar olmama, işte ben de kitapları falan bulunmasına rağmen ilk geldiğimde beni şok etmişti. Burada müthiş bir çalışma ve müthiş bir ömür var. Fuat Sezgin'in kim olduğundan biraz bahsedelim isterim. Yani bir insan bir ömürde nasıl yapar bu kadar şeyi? Biraz onunla ilgili açıkçası konuşmak isterim önce. Evet. Kimdir Fuat Sezgin? Niye başlamış bu işlere acaba? Dediğiniz gibi şimdi Fuat Sezgin ismi çok geçti. Ama çok geç geçti bizim ülkemizde. Hani geç bulduk, çabuk kaybettik maalesef Fuat Sezgin'i. Kısaca bahsedeceğim hayatından. 1924 yılında dünyaya gelen bir kişiden bahsediyoruz, Bitlis'te. Bitlis doğumlu. Bitlis doğumlu, doğudan çıkıyor. İlk Nobel ödülümüzün de Mardin'den çıktığını unutmayalım bu arada. Evet, yani enteresandır doğudan çıkan bu önemli şahsiyetler. 40'lı yıllara kadar ailesinin uzağında geçiriyor eğitim öğretim yılını. Belki onun da büyük etkisi var bu ismin oluşmasında. Doğu Beyazıt ve Erzurum'da orta öğrenim ve lise öğrenimini. Babası Siirt Şirvan aşiretinden Mehmet Mirza Efendi. Osmanlı'nın son dönem alimlerinden, ulemalarından. Babasıyla çok güzel anıları vardır, bizzat konuşmuşluğumuz vardır. Çok güzel anekdotlar anlatırdı. Bu arada son iki yılını beraber geçirdik hocayla burada. Bu yapı altında yaşadı hoca son iki yılını. Burada bir lojman tarzı bir yer tahsis ettik ona. Bir yerde jübileyi burada yapmış. Burada yani yaptı, evet. Hı-hı. Kapanışı burada yaptı hocam. Bunları o bizzat ağzından dinlemişliğim var. Bizzat kendisi anlatırdı. İşte babasıyla olan o yatmadan önceki çocukluk dönemlerindeki o hatıraları, yatarken babasının ona okuduğu masal veya yaşanmış hadiseler, bilim tarihinde, İslam bilim insanlarının tarihte yaptığı hadiseleri babası bizzat ona başının ucunda okurken ve bunu hiç armut unutmuyor. Armut dibine düşer diyebilir miyiz? Aynen, bunu hiç armut unutmuyor. Aynen. Biraz. Ve diyor ki, ekliyor hocamız, büyük etkisi vardı diyor. Yani bu yatarken bana okuduğu hatıraların. Ayrılıyor, eğitim hayatına devam ediyor ve 43 yılında İstanbul'a yolu düşüyor. İstanbul'a doğru yola çıkıyor ve şöyle bir şey var, mühendis olma hayaliyle yola çıkıyor hocamız İstanbul'a. Yani bilim tarihçisi falan olmak değil hocamızın amacı o sırada. Burada enteresandır, yani böyle bir ışınlanmalar, aydınlanmalar, patlamalar bir anda mı oluyor bilmiyorum. Ama hocamız da böyle olmuş anlattığı kadarıyla. İstanbul'a geliyor, mühendis olacak. Tabii o zamanlar sınav sistemleri falan bu tarz değil, yani daha farklı.
bugünkü gibi değil. Ve Helmut Ritter ismi var. Çok önemli bir şahsiyet, evet. Bilim tarihçisi. Çok ünlü bir bilim tarihçisi. Yolu onunla kesişiyor. Orada da bir tevafuk oluyor bir şekilde. Bir akrabası onun konferansına götürüyor. Dediğim gibi üniversitede mühendislik fakültesine yazılacak ve mühendis olacak. Onun konferansına katılınca akrabasının vasıtasıyla vuruluyor hocamız. Yani ve onun konferansında da 3 ya da 4 kişi var. Helmut Ritter çok zor bir insan. Yani şöyle söyleyeyim, hem Fuat Hoca hem Helmut Ritter, bu tarz şahsiyetler hani şu filmlerde görürüz ya, orta çağın böyle şey profesörleri, hani böyle imreniriz. Tabii, işte tabii. Cisimleşmiş haliydi yani. Ulaşması zor, anlaması zor, hani böyle derin, değil mi? O aynen, tip... o tarz şahsiyetler bunlar ve son örnekleriydi yani bu şahsiyetler kendi bilim aynen. alanlarının. Giriyor işte 3-4 kişi, vuruluyor, çıkıyor konferanstan. Ve orada işte o çağrışımlar, babasının küçükken onu yetiştiriş tarzı, o hikayeler, hocanın Helmut Ritter'in anlattığı ve şu var. Helmut Ritter şarkiyatçı, oryantalist, gayrimüslim bir insan. Ve İslam bilim tarihindeki çığır açıcı görüşü hocaya bu sağlıyor, bu şahsiyet sağlıyor. Ve buradan çıkınca ertesi günü enstitüye gidiyor ve İslam Üniversitesi'nde Şarkiyat Enstitüsü'ne. Ben diyor bilim tarihi alanında çalışmak istiyorum. Tevafuk bu ya, kim vardır o sırada içeride? Helmut Ritter. Fakat kayıt tarihi geçmiş. Orada enstitü sekreteri diyor ki kusura bakmayın diyor, kayıt tarihi geçti. Burası Türkiye yani, tarihi geçti. Bürokrasi işler bizde. Kayıtlar bitti. Ya yapmayın etmeyin falan. Hocam diyor, Helmut Ritter'e dönüyor. Sizle çalışmak isteyen bir öğrenci diyor. Ve hoca şöyle bir dikkat kesiliyor o sırada. Aa diyor, hatırladım, dün siz benim konferansımda değil miydiniz diyor. Evet diyor hocam, utana sıkıla Fuat Hoca. Peki diyor, son kararınız mı diyor. Bakın diyor, ben zor bir insanımdır diyor. Görmüşsünüzdür, 3-4 kişi gelir benim diyor konferansıma. Benimle tez çalışmak isteyen çok az bulunur. Yani beni tercih etmez insanlar genelde. Hayır hocam diyor, ben sonuna kadar kararlıyım. Ve bu söz hayatının sonuna kadar zaten sürüyor hocamızın hayatında, bu verdiği söz. Peki diyor, orada bir güzellik yapıyorlar, anlaşıyorlar, kaydını yaptırıyor. Yani öyle geçici bir hevesle girilecek bir iş değil yani, değil, bu. Değil, değil kesinlikle. Bir ömür boyu arkasında durmak gereken bir yani, karar. Yani işte dönüm noktası dediğim hadise burada yaşanıyor ve başlıyor bu sürece. Tabii dil öğrenmesi gerekiyor. Filoloji biliminde de zaten Helmut Ritter ana bilim dalı başkanı o dönemde, Arap filolojisinde. Yani Arapça öğreneceksin diyor, hemen diyor yani, mümkün mertebe en kısa sürede. Yani İslam bilim tarihi çalışmak istiyorsan bu şart diyor yani. Ve her yıl hemen hemen bir dil öğrenmek zorundasın diyor. Yani Fuat Hoca'nın bildiği dil sayısına da geleceğiz. Burada çok tevazu yapardı hocamız, onu da unutturmayın, belki bahsederim ondan. Şeyi alıyor o sırada, Taberi'nin tefsirini alıyor ve kendi kendine dil öğrenmeye başlıyor. O sırada 2. Dünya Savaşı, 40'lı yıllar, 44 falan ara veriliyor üniversitede eğitime. Bir 6 ay yaklaşık ara veriliyor. O sırada Taberi tefsirinden kendi imkanlarıyla hoca okuya okuya Arapçayı öğreniyor, söküyor. Döndüğünde hoca bir kitap veriyor Helmut Ritter hocaya, Fuat hocaya. Şaşırıyor, ne ara diyor ya, 6 ay falan. Bu arada Fuat Sezgin böyle IQ'su 500 falan süper dahi bir adam mıydı acaba? Ne yani dersin? Onu bilmiyorum şimdi, ben o konuda hadsizlik yapmak sordum. İstemem onu değerlendirmek için. Şu yüzden sordum. Özellikle bizi seyreden arkadaşların çoğu genç arkadaşlar. Şu YouTube'un bilmem ne olduğu dönemde ben yabancı dil öğrenemiyorum falan filan diyenlere buradan yani. buradan bir gönderme yapmak isterim. Yani bir tefsir kitabından kafaya takarsanız o dili öğrenebiliyorsunuz. Yani tek bir kitabı kafaya takarak öğrenebildiğiniz bir şey. Ne lazım? Fuat Sezgin gibi tutku lazım. Yani evet. Eğer öyle bir tutku varsa bunu yapabiliyorsunuz. Ve azim herhalde. Aynen öyle. Azim çok önemli. Vallahi enteresan hikaye. Mesela Helmut Ritter'le böyle bir şanslı karşılaşma. Evet. Bir de ısrarcı olup gidip böyle bir boyunduruğun altına girme tabiri caizse. Hani hayatını değiştiren unsur olmuş. Ondan sonra ta benim bildiğim bir siyasi nedenlerle bir sürgün hikayesi var. O araya kadar neler oluyor kabaca? Orada yaklaşık bir 5-6 yıl var.
Çok önemli bir şey var burada. 1950 yılı daha doğrusu 5-6 yılın da ötesinde. 50 yılında doktora tezini tamamlıyor hocamız. Ma'mer bin Müsenna'nın Mecazül Kur'an adlı eseri. Ki bu eser çok önemli bir eser yani İslam hadis literatüründe. Hocanın da biraz o kökeni de var yani İslam bilimleriyle uğraşıyor. Bilimler tarihine sonradan geçiyor. O eser Mecazül Kur'an adlı eseri. Den şunu çıkartıyor. Sonra doçentlik tezini çıkartıyor ki o doçentlik tezi de Sahih Buhari'nin Kaynakları diye bir eser. Bu iki eser çok önemli. Doktora tezinde onu keşfediyor. Neyi keşfediyor? Buhari'den gelen hadislerin yazılı kaynakla halbuki geldiğini ki biz o zamana kadar ki belki de bu zamana kadar çünkü bu doçentlik tezinden maalesef İslam bilimleriyle uğraşan kişilerin bile haberi olmadığı için hep Buhari'den gelen kaynakların sözel şifai olarak geldiğini sanırlardı. Hoca yazılı kaynaklarla geldiğini eyvallah. Hadislerin ispat ediyor hocamız ve bu büyük bir çığır açma yani hocanın hayatında. Yani, ama biz bu çığırı pek duymadık. Duymadık. Pek kimse okumamış. Yani işte alimlerimiz, hocalarımız da maalesef bilmiyorum bahseden var mıdır? Bilen var yani. Az çok var yani ben takip ettiğim kadarıyla görüyorum ara ara ama çok az yani bilinmiyor. Halka inince hele hele hiç bilinmiyor. Biz sadece şifai olarak hadislerin aktarıldığını bilirdik. Hoca 50 yılında bunun hayır Mecazül Kur'an adlı eserle bunun yazılı olarak aktarıldığını ve Sahih Buhari Ma'mer bin Müsenna 700'lerde bunu yazılı kaynaklara geçiriyor. Sahih Buhari de bunu bu kaynaktan alıp naklediyor kendi kaynağını oluşturuyor. Nasıl geriye dönük müdakkik bir çalışma ya, ne kadar ince ince tabii. Tabii canım iğneye kuyu kazmak gibi bir şey. Büyük bir dönüm noktası hoca için. Yani İslam bilimine de büyük bir katkısı var burada. Ve 60 yılı bu eserini hazırladıktan sonra doçentlik tezini. Tabii bu arada bir iki yıllık müftülükte çalışma deneyimi oluyor. Ankara'da yine Ankara Üniversitesi'nde bir asistanlık deneyimi oluyor hocamızın. Ara ara ve Süleymaniye Kütüphanesi çok önemli burada. Yani şöyle nitelendireyim, bu alanla ilgilenenler bilirler. Süleymaniye Kütüphanesi, Yazma Eserler Kütüphanesi dünyada sayılıdır yani. Bana göre birincidir ama çünkü yaklaşık 200-300 bin yazma eser var. İşte Arap ülkelerinde bazı yazma eser kütüphaneleri var. Mısır'da, Kahire'de. Ama Süleymaniye çok bambaşka bir yerdir. Bu da bizim bilmediğimiz bir yitik hazinelerden biridir. Ah bu alana mı girsem ne yapsam vallahi ağzım sulanır. Hocamızın ömrü orada geçiyor. Süleymaniye Kütüphanesi'nde o yıllarda hiç çıkmıyor yani. Yani bulmuş, deryayı bulmuş, yani kaynağını bulmuş. Bir gün yine evden çıkıyor. 60 darbesinin olduğu günlerden bir gün. Yazıyor diye satan çocuklar vardır ya. Küçük çocuklardan ver bakayım diyor alıyor. Yolda yürürken şöyle bir göz atıyor manşetlere. 147'likler listesi. Allah Allah diyor. Bu ne? Bir bakıyor işte hocaların ismi. Kendi ismini görüyor orada. Detayına bir bakıyor. İhraç edilmiş üniversiteden. Şok oluyor hocamız yani. Hemen geriye evine dönüp bir tane bavul alıyor. O sırada enstitüye gidiyor hocamız. Yolunu değiştiriyor. Süleymaniye Kütüphanesi'ne hemen. Yani orada kararını veriyor yani. Tamam diyor. Bizim işimiz bitti burada yani. Ve Süleymaniye Kütüphanesi'nden işine yarayacak çok önemli yazmaların kopyalarını, mikrofilmlerini toplayıp hemen enstitüye gidip artık toparlanacak kolilerini hazırlıyor ve yazılarını gönderiyor. Almanya'ya gönderiyor, Amerika'ya gönderiyor. Hepsinden kabul alıyor, Almanya'yı tercih ediyor. Almanya'da Frankfurt'ta Goethe Üniversitesi'nin enstitüsü var. Orada tanıdıkları var. Bu alanla çok meşhur olduğu için Goethe Enstitüsü orayı tercih ediyor. Ve hemen yani bizimkiler de zaten o sırada ihraç edip yani yeter ki bunlar işi. Gitsinler aynen, diye. Aynen bitmiş yani, zaten iş. Dünyanın kucak açtığı bilim insanı aynen, bizimkiler görebilir demiş. Yani gitmeden önceki gece Galata Köprüsü'ne çıkıyor. Galata Kulesi'ne doğru olan kısma doğru böyle bir gözü yaşlı bir şekilde bakıyor. Nasıl ayrılacağım ben diyor ama yani mecbur kadar bir şekilde. Onu da konuşmuştuk. Belki de gitmese... Fuat Sezgin olur muydu? Konforunu sistem bozdurmuş bu sefer Fuat Hoca ama işte orada muhtemelen patladı ve bugün bıraktığı yani. Mirasın büyük bir başlangıcı. 2-3 yıl sonra darbeden çağırıyorlar hocayı. Hoca diyor ben yani. Burada kurdum. Ne kadar hocam. Süre kaldı Almanya'da toplam yani? İşte iki, yani aslında vefatına kadar. Bütün ömrün çoğu. Aynen. Son 10-15 yılda geliyordu ara ara gelip gidiyordu. Ömrünü orada tamamladı. Arada ödülleri var. Yani şöyle bir anekdot paylaşayım. 400 bin yazma eser temin ediyor ve
dünyanın çeşitli yerlerinden, gitmediği yer kalmıyor Orta Asya'dan Amerika'ya kadar. Ve hiçbir eseri, onu bizzat kendi ağzından dinledim, hiçbir eseri tercümeden okumamış hocamız. Yani bunu... Yani orijinal maşallah diyeyim, evet, ne diyeyim. Bu burada böyle bir şey. Ha, burada evet çok önemli bir eser yine. Şah basımı bu. 30'lu 40'lı yılların basımı. Avicenna İbn Sina'nın hazırladığı diyelim, ansiklopediden bir külliyat. Ansiklopedik bir eser. Kaç cilt bir şey bu bilmiyorum ama burada içindeki çizimler, mizimler efsane arkadaşlar. Yani buraya gelip bunları meraklıysanız görmenizi tavsiye ederim. Bir sanat eseri. Şimdiki kitaplarla karşılaştırdığımızda biraz da bizimkiler. Aynen, yani var arada şimdikiler de yarada. Bunda Fuat Hoca'nın rolü yani bu. Bunu filan bizzat Şah'tan sonraki yönetimden temin ediyor. Yani hediye olarak. Bir hocam de böyle şeyleri kazandırması var. Yani tabii, arşivi de buraya duruyor. Sadece kendisi üretmekle kalmıyor. Gerçekten yani, çok acayip işler, çok acayip bir kütüphane hayat. Kütüphane bu arada daha tamamlanmadı. Yaklaşık evet, 27 bin eser var. Maalesef işte bilim tarihi dedik, ideolojilerden arınalım dedik. Bu sadece Türkiye değil, dünyanın her yerinde oluyor maalesef. Ursula Hanım'ı değinmeden geçemeyeceğim. Çok mücadele veriyor. Dünyalar tatlısı bir hanımefendi Ursula Hanım. 27 bin eserin yaklaşık 30 bine yakını halen Frankfurt'ta, mühürlenmiş vaziyette, hocamızın enstitüsü orada. Tabii burada bu patlamalar yaşanınca Alman tarafında da farklı bir patlamalar yaşandı. Hukuki süreç devam ediyor. Bizzat ben de elimde olan hocamızın o zamanın şansölye ile olan yazışmaları var. Rica ediyor, lütfen yani verin, benim kitaplarım benim diyor. Büyük kısmı orada duruyor. Orada yani maalesef. Valla bilmem neredeki Artemis Tapınağımız, şuyumuz buyumuz British Museum'da zaten sergileniyor. Evet. Biz buna alışırız ama inşallah tarih bir tersine dönsün. Artık şu değerlerimizi ülkemize geri alalım. Evet. Ben eminim şu anda yöneticilerimiz, karar vericilerimiz bu konuda muhakkak çalışıyorlardır. Muhakkak yani notları vardır. Ama olur unutmuşlardır. Bizim vesilemize de bir hatırlatma olursa çok çok seviniriz. Tekrar merhaba. Şu anda İslam Bilim Tarihi Müzesi'ndeyiz ve yanımızda müze müdürü sevgili Ziya Karatekin hocamız var. Bizi misafir ettiğiniz için öncelikle çok teşekkür ediyoruz. Bu mekanı ben geçenlerde gezmeye geldim. Çok etkilendim. Müze müdürü sevgili Ziya Bey'den önce buranın ne olduğunu, kuruluş amacını bir kısaca alabilir miyiz acaba? Evet, çok teşekkür ediyorum. Öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ olun. Diyorum. Müzemiz öncelikle İstanbul'da ulaşımı son derece kolay bir yerde, Gülhane Parkı içerisinde. Evet. Kurulmuş olan, Fuat Sezgin'in öncülüğünde kurulmuş olan, bakanlığımızca hayata geçirilen bir müze. İslam medeniyetinin 800 yıllık süre içerisinde gerçekleştirdiği bilim, teknoloji adına neler varsa Fuat hocamız bunları yeniden üretmek yoluyla hayata geçirmiş ve müzemizde sergileniyor. Tabii bu sergilenen aletler daha önce Almanya'da, Frankfurt'ta, İlk müze gerçekleştiriliyor ve orada 800 kadar eser sergileniyor. Bunların asıl sergilenmesi gereken yerin İstanbul olduğu düşüncesiyle Fuat hocamız 585 kadar eserimizi tekrar ürettirerek burada ziyaretçilerimizin hizmetine sunmuş oluyorlar. Kaç serisinde açılmıştı hocam? 2007 yılında başlanıyor. Bir yıllık çalışma sonrasında Kültür Bakanlığı, TÜBİTAK, devletimizin değişik kurumlarının ortaklaşa hizmetiyle ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi ortaklaşa hizmetle, çalışmayla müzeyi faaliyete geçiriyorlar. Doğru. Genel ziyarete açık galiba. Tabii her gün açıktı. Şu anda koronavirüs dolayısıyla yeni bir uygulama başladı. Pazartesi günleri hariç her gün açığız yine. Yani pazartesi günleri her gün açık diğer bütün müzeler gibi. Evet. Bizim müze ilgimiz biraz puan olarak düşüktür ülkede. Yani çok fazla ilgi göstermiyoruz ama özellikle bizim bugün bu özel programı çekmemiz, rahmetli Fuat Sezgin'in ölüm yıldönümü vesilesiyle de burada bulunmamız biraz bu amaca matuf. Özellikle gençlerimizin gelip burada yapılan işleri bir görmelerini istiyoruz. Sadece yani el işi müzesi gibi gezmelerin değil de bilim tarihinde o kayıp meseleyi çok güzel anlatan örnekler olduğu için bu mekanın ben görülmesini çok arzu ediyorum. Buna da vesile olsun diye bugün size misafir olduk. Valla sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. O gençlerle ilgili vurgunuza ben de ekleme yapayım değerli lütfen hocam. Burada rehberlik hizmeti sunan öğretmen arkadaşlarımız var. Aynı zamanda üniversiteden bilim tarihiyle ilgili
yüksek lisans ve doktora öğrencisi arkadaşlarımız var. Onlar gelen gruplara bu işin arka planını anlatacak şekilde bir tanıtım hizmeti de sunuyorlar gruplar halinde gelindiği takdirde. Ve gençleri hedeflediğimiz için biz de şu anda yaşadığımız özel durum öncesinde okullarımızı ziyaret ederek müzemizi tanıtıyorduk ve okullarımızın olabildiğince öğrencilere bu müzeyi ziyaret ettirmeleri noktasında taleplerimizi ve bu konuyu da cazip hale getirmeye çalışıyorduk. Çünkü bizi onlardaki özgüveni oluşturmak bizim için çok önemliydi. Öğretmen çoktur. Bizim Açık evet. Bey'in öğretmen takipçisi çok. Okul yöneticisi takipçisi çok. Bak burası bekliyor, haberiniz olsun. Evet, pandemi de bitiyor zaten. Normale dönüyoruz. Diğerlerde keep social distance yazıyor zaten. Yani evet. Sosyal mesafeyi koruyarak gönül rahatlığıyla gezebileceğiniz bir yer. Çok güzel, çok bakımlı, çok hoş ve Gülhane Park'ın tam ortasında. Tam böyle güzel yaz günlerini geçirebileceğiniz bir yer. Ama hepsinden önemlisi burada sadece piknik yapma kültürüyle değil, gelip gerçekten zihnimizi buruşturacak, sarsacak bir şeyler öğrenme niyetiyle gelirsek burası hakikaten çok faydalı bir yer. Ellerinize sağlık. Vallahi çok teşekkür ediyoruz. Harika çok ortam. Sağ olun. Sizler tekrar hoş geldiniz diyorum. Eyvallah. Sağ olun. Görüşmek. Şimdi de buraya ilk ziyarete geldiğimde bize mihmandarlık eden, rehberlik eden sevgili Tuğba Hoca ile beraberiz. Sizi bir kısaca tanıyalım mı? Tabii. Teşekkür ediyorum. İsmim Tuğba Yılmaz. Ben Milli Eğitim Bakanlığı'nda İmam Hatip Lisesi meslek dersleri öğretmeniyim. Geçtiğimiz Mart ayından itibaren bu müzede müzeyi ziyarete gelen öğretmen ve öğrenci gruplarına rehberlik etmek veya değişik eğitim, öğretim ortamları düzenlemek, atölye çalışmaları gibi, drama çalışmaları gibi müzeyi çocuklar için daha eğlenceli, daha unutulmayacak anıların içerisinde oluşturmalarını sağlayacak etkinlikler. Tabii bunun yanında rehberlik ve anlayabilmeleri için veya bu müzenin mesajını daha doğru iletebilmek için görevlendirildim. Harikasınız. Geçen sefer benim ağzım açık kaldı. Ve dedim ki bilim tarihiyle mi uğraşıyorsunuz? Doktora falan mı yapıyorsunuz demiştim. Yok dedi ya, ben burada işte böyle hani normalde eğitimciyim dedi. Yani bu işte uğraşıyorum falan gibi, ama belli ki çok severek yapıyor işini. Geçen sefer de böyle ağzım açık kaldı bunları dinlerken. Tabii çok kısa bir süre için ziyaret etmiştim. Siz bu kadar kısa süre gelmeyin. Daha uzun süre gelin. Kesinlikle. Çünkü buradaki arkadaşlarımızın bu konularla ilgili bilgileri ve adanmışlıkları gerçekten çok iyi. Hani kabaca böyle bir haftalık master dersi almış gibi olabilirsiniz burayı gezerken. Ama her bir standa, her bir noktada gerçekten öğreneceğiniz çok şey var. Müzede kabaca neler var? Yani hangi başlıklar altında buradaki eserler sergileniyor? Biz gelsek burada neler görebiliriz? Çok böyle genel hatlarıyla bir şey genel verelim mi? Bir şekilde müze toplam 12 bölümden oluşuyor. Astronomi bölümü, matematik bölümü, fizik, kimya, optik, haritacılık, saat bölümü, savaş teknolojisi, tıp gibi birçok bölüm içeriyor. Ve her bölümle ilgili 8 ve 16. yüzyıl arasında yaşamış Müslüman alimlerin hem ilkleri, yani hangi konuda icatlar Müslümanlara ait veya hangi konuda daha fazla gelişim kaydetmişler şeklinde bunları anlayabileceğimiz örnekleriyle beraber sergileniyor. Şimdi 12 tane bölüm dediğimizde, yani bilimin neredeyse hemen hemen tüm alanları diyebiliriz. Hani kabaca başlık olarak düşünürsek. Haliyle buraya gelen insanın kesinlikle ilgilenmeden çıkacağına inanmıyorum ben. Yani bir yer ilgisini çeker. Kesinlikle. Yani okul hayatımızda da işte edebiyata daha yatkın olabiliriz, matematiğe daha yatkın olabiliriz, işte resme daha yatkın olabiliriz. Farklı bir sürü alan var. Bu müzenin içerisinde de farklı bir sürü alan var. Yani hani biri olmasa biri, biri olmasa biri. Ben insanlarla müzeyi gezdiğimde mutlaka bunu fark ediyorum. Yani bir koridordan daha hızlı adımlarla giden bir insan başka bir koridordan çıkmak istemeyebiliyor. Evet. Özellikle müzede benim gördüğüm mesela bu tekrardan üretilmiş astronomi aletleri, ilk otomasyon ve robotik sistemler, o su saatleri, evet. Enteresan şeyler var. Onların her birinin özellikle ne işe yaradıklarını ve hangi kafayla kurgulandıklarını öğrendiğimizde gerçekten başlarından ayrılamıyoruz. Bu müzeyi boş bir vaktinizde değil, serbest ve ayarlanmış bir vaktinizde, iyi uyuduğunuz bir gecenin sabahında ziyaret etmenizi öneririm. Belki program boyunca çok tekrar ettim ama Fuat Sezgin'in ömrünü adadığı bir sürecin sonuçlarını, küçük bir kısmını elbette görebilme şansınız var. O küçük kısmını görebilmek, ona şahit olabilmek bile zihnimizde çok değişik yollar açacak, çiçekler açtıracak tabiri caizse. O yüzden rahmetli Fuat Sezgin hocamızı da buradan anarken kendisine tekrar Allah razı olsun, Allah rahmet etsin diyoruz. Çünkü bu eserleri bir şey için yaptı, biz gelip görelim diye bıraktı. Biz gelip görüp sadece aa ne güzelmiş diye gidelim diye değil, daha iyilerini yapalım diye de bir miras bize bıraktı. Sizler de sağ olun, bizlere bunu çok güzel aktarıyorsunuz. Çok teşekkür tekrar ediyorum. Tekrar bizi misafir ettiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum, sağ olun. Fuat Sezgin hakikaten tam bir efsane yaşam öyküsü yani. Evet. Hani bir sürü
filmler izliyoruz, hikayeler dinliyoruz ama böyle gerçek biyografiler hayatımızda çok eksik. O yüzden ben yani burada konuştuklarımızı çok çok önemsiyorum. Ama gelelim şimdi şu son iki sene, yani buranın inşa edilmesi, hocanın burada geçirdiği son iki sene ve ömrünün en özel meyvelerine gelelim. Yani hoca bize ne bıraktı, nasıl bir miras bıraktı? Özellikle bu alana meraklı genç arkadaşlara bir de yol gösterici olsun diye burada neler bulabilirler, bu konuda neler söylemek istersin? Evet, bu konu önemli bir konu. Bu alan çok bakir bir alan hocam. Yani maalesef dünya genelinde de hatta yani ki Türkiye'de çok çok daha değinilmemiş, girilmemiş bir alan. Bilim tarihi konusu. Üniversitelerde bile henüz yeni yeni bölümleri açılıyor. Bu arada Fuat Sezgin hocanın bilim tarihi derken sadece bir İslam bilim tarihine böyle daralmış bir bakış açısı yoktur bildiğim kadarıyla. Yok, yani o bütün bilimi bir gelenek olarak görüp bunun içinde bir kayıp halkayı çok yoğun çalışmış. O da İslam bilim tarihi. Yani bizim bile haberimiz yok bir İslam topluluğu olarak. Evet. Çoğu zaman İslam alimlerinin bilime ne katkı yaptığını bilmiyoruz. Aslında burada biraz onun külliyatıyla karşılaşacağız gibi geliyor evet, bana. Evet. Yani dediğiniz gibi bilimleri bir tekamül süreci olarak değerlendirir ve tek bir milletin, tek bir dinin ya da ideolojinin tekelinde olmayan bir süreçtir bilim hadisesi der hocamız hep ve bu uzun bir süreçtir. Katkılarla her milletin, her kadim milletin katkılarıyla oluşmuş bir süreçtir der ve bu konuya çok önem gösterir hocamız. Bu bağlamda işte şu anda arkamızda duran bu 17 ciltlik kırmızı eserler Fuat Sezgin'i Fuat Sezgin yapan eserler. GAS diye nitelendirdiğimiz kısaltılması 17 GAS. 17 cilt. 17 cilt. Evet. O en şaheseri hocamızın. Onun yanlarında gözükenlere de geleceğim. Fakat bu çok önemli. 17 ciltlik eser GAS dediğim gibi geçişte Arabişen Şifimuz. Yani Arap Edebiyatı Tarihi şeklinde. Gördüğünüz gibi uzunlar kartografya ile ilgili, matematiksel coğrafya. Her bir cildi bir bilim dalına ayrılmış. Şu anda 6. cildi elimde. 6. mı aldınız size? 6. cildi herhalde bir okumaya kalksak ki Allah'tan bu dili bilmiyorum. Almanca yazılmış. Bayağı zaman alırdı. Evet. İnce ince inci gibi dokunmuş bir metin ve böyle 17 cilt. Evet, 17 cilt. Yani ben şöyle özetlemiştim bir ara, size de söylemiştim hocam. Bu eser, yani bilimle uğraşacak olan bir kişinin, bir hocamızın, bir akademisyenin mutlaka bu eserlerden faydalanması gerekiyor. Çünkü neden? Bu bir muhteva, bu bir içerik yani. Bilimler tarihiyle ilgili kim, nerede, ne yapmış? İşte coğrafya. Komple bir katalog. Aynen, yani. Katalog. Hepsi var. Aynen. Bu mesela ilk cildin Türkçesi, tercümesi başladığı süreci. Almancadaydı. Bak şimdi ne güzel, Almanca'da okuyamıyoruz diyorduk. Bize iş çıkardın, şimdi Türkçesi var. Mecbur okumak zorunda kalacağız. Bu ilk cildin Türkçesi. Muhteşem, yalnız dizgisel açıdan falan da çok benziyor. Tabii yani. Tabii, Brill'in şeyleridir, Leyden'in, Brill'in yayınlarıdır harika. Bunlar. Şu anda mesela yayın durmuş durumda. Bu kalitede çıkartamadığımız için. Aynen ama öyle. Ama süreç devam ediyor, başlayacak tekrardan. Bu arada arkadaşlar, hani akademik literatüre aşina olanlar için böyle bir popüler bilim kitabı tutmuyorum elimde. Tas tamam bir bilimsel çalışma, gayet kallavi, her sayfası referanslarla dolu. Ömür süren bir bilgeliğin sayfalara dökülmüş hali olduğunu açtığınız herhangi bir sayfada rahatlıkla görebiliyorsunuz. İnşallah bu herkese açık değil mi bu kütüphane? Tabii, tabii. Hakkını vermek nasip olsun. Yani ben de sıklıkla inşallah buraya gelip hocamdan özellikle bilgi alarak burayı biraz tetkik etmek arzusundayım. Vakit ayırabildiğim kadar geleceğim. Çünkü benim de işimle ilgili. Ama özellikle akademisyenlik yolundaki genç arkadaşlar, bu konuya meraklı arkadaşlar, bu eserleri kaçırmasınlar. Türkçe çeviri işi nasıl gidiyor, ne kadar İkinci, sürüyor? Üçüncü ciltlerde tabii ağır tabii, gidiyor. Çok yani. Çok ağır. Kolay gidiyor. Değil. Aynen, buranın ederim. Hikayesi, şurada bir eser var hocam, onu size zahmet. Ya sorma sorma, evet. Bu beni perişan etti ya. Bu neydi, bana bir bu da Gal Brockelmann, bu alanla ilgilenenler bilir. Brockelmann'ın 1900 yılında yazdığı Gal adlı Geçişte Arabişen Literature, bu da Geçişte Arabişen Şifimuz. Bunun açtığınızda bu tek cilt zaten mi? Bu 3 cilt. 3 cilt. 2 de zeyli var. Bunu alıp 17 cilde çıkartıyor hoca. Ve nasıl çıkartıyor? İşte açınca şimdi zaten tövbeler fark olsun. Edeceksiniz. Yani şöyle bir kitap okumaları var ki yok böyle bir şey. Her sayfası der kenar, her yeri not. Arada not kağıtları ince ince işlenmiş. Sorular, buna bak, bunu araştır tarzı. Muhtemelen bir kısmı başka dilde, bir kısmı
Türkçe bir tanıyorsun. Birçok dilde. Birçok dilde var. Hoca kaç dil biliyor demiştin? İşte o hocam, orası çok muamma. Hem hayatındayken hem eşi Ursula Hanım'la ben görüştüğümde utanıyorlardı. Ya onun üzerinde diyordu ama net bir sayı söylemiyordu. Hem hoca ya ne yapacaksın diyordu. Bırak diyordu yani. Nerede anlatacak kadar? Hayır, söylersem şey kırılır. Şevki kırılır. Gençlerin doğru, şevki doğru, kırılır. Çok doğru, bilinmesin diyordu. Ama onun üzerinde diyordu. İşte ortada afaki rakamlar dolaşıyor. Tabii maalesef bu konuyu da Fuat Hoca'yı da biraz popüler hale getirildi son dönemlerde. Ondan da muzdaribiz biz. Yani yapılmamasını istiyoruz. Yani hoca hayatta olsa gördüğü bazı manzaralar karşısında çok üzülürdü. Evet, çok bağlamından da çıkarılıyor, çıkarılıyor değil mi? Çıkarılıyor, ben maalesef açıkçası bu sohbetim ilk sohbetimizde geçti. Bugün burada olma sebebimiz özellikle gerçekten dünya literatürüne muhteşem katkı yapmış bir insanın mirasının bazı dar niyetlere sıkıştırılması bizi çok yoruyor, bizi çok üzüyor. Çünkü burası belki de bir medeniyet transferinin, bir medeniyet başlangıcının nirengi noktası olabilecek eserler barındırıyor. Ve bir insan buna koca bir ömrü, uzun bir ömrü tamamen buna yatırmış vaziyette. O yüzden Fuat Sezgin'i popülerize etmek, bir yerlerde adını kullanmaktan öte anlamaya mesai evet, harcamamız lazım. Evet. Çünkü böyle bir ömür anlaşılmaya değer bir ömür. İnşallah bu yayınımızın da ona vesile olmasını i̇nşallah, diliyoruz. İnşallah, aynen aynen. Valla anlat anlat bitmez hocam. Bitmiyor yanındaki bu, eserler 1200 neydi? Cilt hocam bu. 1200 cilt, her bir renk bir yine bu 17'nin daha kapsamlı hali tabii. Dediğim gibi kim nerede ne yapmış. Sadece İslam bilim tarihi değil. Bu arada bilim tarihini hoca 3 döneme ayırıyor. Helenistik dönem, İslam bilim dönemi, İslam sonrası dönem, aydınlanma ile birlikte. Aynen. Evet. Rönesans'ı, işte profesörler Rönesans'ı diye diğer Galileo'nun falan dediği gibi böyle eleştirirdi yani. Biraz Rönesans'ı, aydınlanmayı yani yapay bir şey olarak yapay bir şey. Biliyorum. İşte bahsettiniz ya hani bu eseri elimde tutuyorum. Öyle afaki bir eser değil bu, öyle alelade bir eser değil. Hoca da o akımın devamıdır yani. Tek tek burada biraz da bilimsel ahlak devreye giriyor. Alıntı ahlakı, hani işte günümüzde o intihaller maalesef günümüzde çok yaygın halde. Bilimin gerilemesinin nedeni. Hoca ona çok önem verirdi. Ve İslam bilim tarihinin de arada kaynamasının en büyük nedeninin sonrasında aydınlanmanın hem kendi orta çağını yok sayarak, Avrupa'nın orta çağında da illaki bir sürü şey var, bilimle ilgili çalışmalar var. İslam'ı yok sayma amacıyla kendi bilim dönemini de yok sayarak, neden? Alıntı yapmayarak, sanki birden zuhur etmiş, pat diye ortaya çıkmış aydınlanma dönemiyle bir bilim sürecinden bahsediliyor. Son aslında döneme kadar öyle lanse edildi. Bilimin temel kurallarını, bugün mesela bizim akademik pratiğin temel kurallarından biri olan alıntı yapma zorunluluğu, ki yapmazsan buna işte plagiarizm yani aşırma deniyor. Evet. Aslında bugün bildiğimiz bilim tarihi büyük bir aşırma kültürü üzerine kurulu. Çünkü antik Yunan'dan falan geliyor, bir elektrik kesiliyor. Fark diyor 1700-1800. Abi, ne oldu o arada falan. Yani? Leonardo'lar çıkıyor, bir şeyler oluyor. yani o aradaki elektrik kesintisini en iyi aydınlatacak şeyler burada. Aynen. Ve bu arada Fuat Sezgin Hoca tek değil. Biraz önce bahsettiğin Richter, o biraz tabii, önce tabii, eserin tabii, yazarları. Şarkiyatçılar. Şarkiyatçılar zaten bu işi deli gibi çalışmışlar ama evet, burada bir şey var. Popülerize olamamış bu konu. Yani halk zihnine girmemiş, girmemesi sağlanmış gibi bir durum var sanki. Hmm. Yani bu kesintili hikaye biraz modern dünyanın işine yarıyor gibi. Hani bu bilimi ve bilimsel teknolojik gelişmeyi belli bir topluma ya da kültüre hasretmek bir propaganda aracı olarak çalışıyor gibi gözüküyor. Galiba Fuat Hoca'nın da bugün biraz anısının böyle örselenmesi o eski kültürümüzden kaynaklanıyor evet, gibi. Halbuki meseleyi insanlığın ortak bir hikayesi olarak gördüğümüzde mesele bambaşka bir hal alacak. Daha belki sohbetimizde konuşmuştuk. Benim en büyük derdim şu. Evdeki çocuk böyle bilimle ilgili bir şeyler, belgeseller izleyince lan bakıyor diyor, Einstein diyor. Oradan ne bileyim Sokrat diyorlar. Buradan Leonardo diyor. Bir şey diyor. Çocuk diyor lan bunların hepsi dahi. Ben diyor bunu beş para etmem. Bunları hiç yapamam. Halbuki sürekli olarak insanlığın her medeniyetinin zamanı geldiğinde katkı yaptığı bir şey olarak görebilse bilimi, evinde oturan benim çocuğum da diyecek ya ben de bir şey yapayım bu konuda. Ayıp yani, millet o kadar çalışmış. Ya da yapabilirim. O yüzden mesela bu çalışmaların varlığı çok önemli. Peki ben birkaç tane popüler kitapta okumuşluğum var Fuat Sezgin'e. Ama seninle tanıştıktan sonra, buraya geldikten sonra anladım ki o kitaplarda pek bir şey yokmuş. Yani
Buradan yapılacak popüler kitap çalışmaları var mı? Hocanın hayatını daha detaylı anlatacak ya da elinizde şu anda önerebileceğin başlangıç düzeyinde böyle eserler var mı? Bu evet. kütüphaneyi ve Fuat Sezgin'i tanıyabileceğimiz. Şimdi bu bölümde yok ama tabii ki de hocanın konferanslar kitabı var. İki cilt halinde yayınlanan. Yine hoca bağlamında. Çok çarpıcı bu arada. Evet. Ben birinci cilde okudum. Enteresan gerçekten. Bizzat direkt çünkü hocanın ağzından dökülen ifadeler. O çok önemli. Onun dışında hoca hayattayken ve vefat ettikten sonra koordineli olarak yapılmış çalışmalar var. Vefa tarzı bizim öğrenci arkadaşlarının da katkılarıyla yaptığı güzel böyle biyografik bir eser yaptılar. Yayınları ama şöyle biraz hediye tarzı veriyor. Bizim bir de bir vakfımız var, Fuat Sezgin Vakfı. Mesela en son geçen hafta Milli Eğitim'e yaklaşık 100 bin adet bir eser temin edildi. Çocuklara karşılıksız verilecek hocayı anlatan. Hatta size de vermiştim müzedeki aletleri muhtasar şekilde ve şu İslam'da bilim ve teknik eseri yine hoca bağlamında çok önemli. Yine halk diline yakın bir dil. Bu biraz daha akademik kaçıyor, 17 cilt. Bu 4 dilde yayınlanmış 5 cilt halinde. Müzedekilerin katalog hali. Nerede ne var? Şu katalog. Katalog, evet, 5 cilt. Evet, müzedekilerin katalog hali biliyor musunuz? Müzede artık neler var siz hayal edin. Uzun ve bereketli ömrünün son 2 yılını, en bilge dönemlerini geçirdiği yerdeyiz. Fuat Sezgin Kütüphanesi'nin üst tarafında bulunan lojmanında eşi Ursula Sezgin'le beraber son 2 senesini burada geçirdi. Kütüphanenin ve müzenin kuruluşuyla uğraştı. Yıllar boyu biriktirdiği birikimini burada tabiri caizse arşivledi ve görevini yapmış bir insan evladı olarak onu burada uğurladık. Şu anda Fuat Sezgin'in kabri başındayız. Siz nasıl tanışmıştınız Fuat Hoca'yla? Nasıl benim tanışıklığım Süleymaniye Kütüphanesi'ne hocam. Dediğim gibi daha önce de bahsettim. Süleymaniye Kütüphanesi'ndeki yıllarına dayanıyor. Tabii gençlik yıllarına değil, yaşım tabii, itibariyle. Tabii ki. Son dönemdeki çalışmalarını yaptığı, o Gaz dediğim eserin 17. cildinin çalışmalarını yaptığı döneme dayanıyor Süleymaniye Kütüphanesi'nde. Bizzat oradaki tanışıklığımıza dayanıyor. Daha sonra bu kütüphane fikri gerçekleşince bana haber geldi bir gün ve kendimi burada buldum. Şimdi tabii programın sonuna doğru yaklaştığımız için artık hocayı şöyle bir kısa kelimelerle ben tarif etmek istiyorum. Lütfen, yani ben onu diyecektim zaten. Fuat Sezgin deyince ne kalıyor, evet, Mehdi hocanın aklında? Yani nasıl yer etti? Özlü sözler var aklımda böyle. Çok vurucu, kafamda yer etmiş. Mesela şöyle bir söz geliyor aklıma. Kimin himmeti milleti ise o tek başına bir millettir. Yani tabii bu eski tabirle söylenmiş. Evet. İşte burada yatan bir şahsiyet aslında bu himmet, millet meselesi. Şöyle söylüyor hocamız her platformda. Tek amacım İslam medeniyetine sahip bireylerin içinde bulunduğu bu kompleksten kurtulmaları. Öyle tanımlıyor. Yani aynen, bir kompleksi var İslam medeniyetine sahip şu anki günümüzdeki ve uzun yıllardır devam eden bir kompleks. Bunu kırmak diyor yani. Evet. Siz bu değilsiniz. Aynen öyle. Ve bunu kırmak istiyorum diyor. Ve yine bir sözü var hocamızın. Daha geçen gün öğrendim. Hocaya, ya işte hocam biraz dinlenin artık, biliyorum diyor. Tüm hücrelerimin dinlenmeye ihtiyacı var. Bunun çok farkındayım diyor ama galiba bu diyor kabirde olacak diyor. Evet. Sonuçta görevini yapmış bir insan olarak hepimizin yani mukadder istirahatgahında, evet, ama o hakkıyla dinleniyor diye düşünüyorum. Fuat Sezgin'i bugün yani tabii ki şöyle bir merhaba deyip tanışmaya çalıştık. Bir gaye hayali vardı yani. Aynen öyle ve bunun anlaşılmasının çok önemli olduğunu. Bu merhabadan sonra aslında Fuat Sezgin'in işlerini anladığımızda sanıyorum İslam dünyasının bugün içinde bulunduğu o ya aşırı savunmacı ya aşırı çekingen ya da saldırgan tavrı bırakıp insanlık mirasını bir bütün olarak ele alabilen, özüne güvenen ve geleceğe güvenle bakan insanlarımızı yetiştirmek için büyük bir adım atacağımıza inanıyorum. Rahmetli hocamızın, aynen, rahmetli kesinlikle, hocamızın hep altını çizdiği hamasetten uzak bütünleyici ve kapsayıcı bir görüş için burası bir üs olarak faaliyette. İnşallah biz de elimiz dilimiz döndüğünce ona bir merhaba diyebilmişizdir. İnşallah buradan istifade etme noktasında görevimizi yapabiliriz. Ve inşallah yani buralardan sizleri haberdar etme konusunda da yeterince sözü ulaştırabilmişizdir. Ben bugün tekrar bizi misafir ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür bütün ekibe, sizin aracılığınızla selamlar. Açık Beyin ve Bilim Ofisi olarak en güzel programlarımızdan biriydi bugün. Çok şey öğrendik. Buraya da daha sık gelmeye devam edeceğiz. Bu yaz döneminde Gülhane Parkı'na uğrarsanız karşılaşma ihtimalimiz yüksek. Biz buralarda olacağız. Sizleri de bekleriz. Hoşçakalın.